zamandır adım benim. Hep icat peşindeyim, gece gündüz düşlerim. Çünkü işim bu benim. Aslandır adım benim, hep icat peşindeyim. Yanımda olunca dedem her sorunu çözerim. La 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 la. Aslan. Kaçan çalar saat. Ha? Dede, içeride misin? Ama neden açılmıyor bu? Dur bakalım aslanım. Belli ki açılmıyor. Arkasından şu dolabı çekeyim de öyle dönebilirim. Dede, neler oldu burada böyle? Bir şey olduğu yok aslanım. Dükkana raylı bir raf sistemi yapmaya karar verdim. Böylece masamda odaklanmış dikiş yaparken kullanmayacağım alet edevatı işimi bırakmadan yerlerine gönderebileceğim. Bak. Yerlere saçılmış bütün bu eşyaların bununla alakası ne peki? Yeni bir şey yapacağım zaman neyi kullanacağımı en başından bilemem. O yüzden her şeyi şöyle bir önümde görmek isterim. Neyin nerede ne işe yarayacağı belli olmaz aslan torunum benim. İşte oldu. Denemek ister misin? Evet. Artık işine daha iyi odaklanabilirsin dedeciğim. Sevgili dinleyenler, şehrimizde yapılacak 25. Bilim Fuarı önümüzdeki hafta olup projeleriyle başvurmak isteyen herkese açıktır. Olamaz. Bilim Fuarı bu hafta mıydı? Hayırdır aslanım? Sorun nedir? Sen Bilim Fuarı'nı senenin başından beri biliyordun değil mi? Evet. Ama hep bir hafta sonra diye bugüne kadar üzerinde çalışamamıştım. Olsun. Ben koca bir haftada bu işi halledebilirim. Sence bu kadar kısa bir süre yeni bir proje için yeterli mi? Yeterli tabii. Hayal edip çalıştıktan sonra gerisi kolay. Benim tam aklıma yatmadı ama sen kendine güveniyorsan bir dene bakalım. O zaman ben hiç vakit kaybetmeyeyim dedeciğim. Görüşürüz. Ne yapmalı? Ne yapmalı? Okula gitme zamanı. Allah Allah. Hepsi uyuyakaldı herhalde bu sabah. Uykucu Aslan Bey de geldiler. Ama nasıl olur? Olur öyle Aslancığım. Hepimizin bazen uykuyu fazla kaçırdığı olur. Değil mi çocuklar? Nasıl oldu da derse bu kadar geç kalabildin Aslan? Evet Aslan, sen hiç gecikmezsin derse. Ben de anlamadım. Sanırım çalar saati duymadım bile. Tüm gece çalışmaktan yorgun düştüğüm için sanırım. Biraz uyuyayım, hemen kendime gelir, oynamaya devam. Aslan, Aslan, uyan geldik. Bavulları aldınız mı? Ne? Ha? Rüyaymış. Bu böyle olmaz Aslan. Eve gidip bir güzel uyumalısın. Yok yok. Bir hafta dayansam yeter. Sonra eski düzenime dönerim. Proje fena değil ama eksiklerim var aslanım. Hoş geldin aslanım. Hı? Nasıl gidiyor bakalım çalışmalar? Hala bir şey bulamadım. Üstelik geceleri çalıştığım için sabahları uyanamıyorum. Okula geç kalıyorum sürekli. Keşke son haftaya bırakmasaydın aslanım. Neyse, olan olmuş artık. Senin için yapabileceğim bir şey var mı? Yok dedeciğim. Keşke sadece beni uyandırmaya programlanmış, elle tutulamayan bir robot olsaydı. Mesela küçük bir maymun şeklinde. Bak, ne güzel hayal etmeye başladın işte. Devam edersen belki bir çözüm bulursun sorununa. Uyanmamı sağlayacak, engelleyemeyecek bir sistem geliştirmeliyim. Bir düşünelim bakalım. Belki de süs çeşmelerinde olduğu gibi suyla çalışan bir sistem işimi görebilir. Çeşmenin üst kısmında gece boyunca damlayan su alt bölmeyi doldurur. Bu haliyle pek bir dağınık oldu. Hem bunca suyu boşa harcamak da doğru olmaz. Annemin dağınıklığa ne kadar üzüleceğinden bahsetmiyorum bile. Belki öyle bir sistem yapmalıyım ki çalar saati susturduğumda bu sistem çalışmaya devam ederek beni uyandırmak için geri dönsün. Ama bu sistemin her defasında kusursuz çalışacağından emin olmak imkansız. Hem işe yarasa bile o kadar da etkili bir uyandırma sistemi değil. Sanırım başka bir şey düşünmem gerekecek. Keşke çalar saatim onu susturmama izin vermese. Buldum. Kaçan bir çalar saat tasarlayacağım. Ama nasıl yapacağım bunu? Neyin nerede işe yarayacağı belli olmaz. Aslan torunum benim. Tabii ya. Buradan böyle bağlayacağım duvara. Saat çalmaya başladığında yaya atacak ve saat kaçmaya başlayacak. Ben de susturmak için uyanmak zorunda kalacağım. Aferin aslan torunum benim. Ben hemen çalışmaya başlayayım. Belki bu fikrimle bilim fuarına da başvurabilirim. Bilim fuarından o kadar emin değilim aslanım. Sonuçta insanlar bir yıldır hazırlanıyorlar bu fuar için. Ama ben yine de sana gereken malzemeleri ayarlayayım. Neyin nerede işe yarayacağı belli olmaz dememiş miydim ben sana? Demiştin. Teşekkürler dedeciğim. Ben hemen işe koyulayım. Anlaşılan aslan uyanma problemine bir çözüm bulmuş. Evet, Aynı zamanda bilim fuarını yapacağı projeyi de tamamlamış. Uyanma problemine bir çözüm buldum ama bilim fuarı projemi kabul etmedi. Diğer projeler çok başarılıydı. Son bir haftaya bırakmasaydın seninkinin de en az onlar kadar başarılı olacağına eminim. Neyse Aslan, sağlık olsun. En azından bundan böyle birimizin uyanma problemi olursa kime geleceğimizi biliyoruz. Tabii ben bunu o zamana kadar parçalarına ayırmış olmazsam...